CHP'den bir haberle devam ediyoruz. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök'ün gündeminde akademisyen ihraçları, Rus uçaklarının Elbap'ta askerlerimizi vurması ve referandum süreci vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök akademisyen ihraçlarını değerlendirdi. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Gök, hükümete kanun hükmünde kararname eleştirisinde bulundu. Şimdi 2 Ocak tarihinde Bakanlar Kurulu Başbakan Cumhurbaşkanı'na toplanacaksınız. Hem ihraç kararı alacaksınız. Aynı gün kararnameye dönüştüreceksiniz ihraçları. Aynı gün aynı saatte ihraç ettiğiniz kişileri tekrar göreve alacaksınız aynı tarihli kararla. Bu nasıl oluyor Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan? Levent Gök, Rus uçağının Elbap'ta askerlerimizi vurmasıyla ilgili de konuştu. Kaza ediyor Genelkurmay Başkanlığı. Rusya bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim vurduğumuz koordinatları Türkiye bize verdi. Genelkurmay ondan sonra bir açıklama daha yaptı. Baştan kaza diyen Genelkurmay yaptığı açıklamada diyor ki bizim orada unsurlarımızın bulunduğu 10 günden beri bulunduğu ortadaydı. Biz onların orada bulunduklarının koordinatlarını Rusya'ya vermiştik. Şimdi hangi haber doğru değerli arkadaşlarım? Levent Gök referandum süreci üzerine de açıklamalarda bulundu. Açın bütün kanalları, herkes öğrensin tartışmalarda. Tek yanlı tartışmalarda değil, çoklu tartışmalarda. Evet de anlatsın, hayır da anlatsın. Sonunda halkımızın vereceği bir konuda milletin iradesine herkes saygı gösterecek. Evet diyenler de asla evet dedikleri için suçlanamazlar. Tıpkı hayır diyenlerde olduğu gibi.